sunar. Finans Ekspres'e hoş geldiniz. Sinem Köseoğlu'nun uluslararası gazetecilik alanı ile ilgili önemli bir toplantıda olması vesilesiyle bugün programı ben gerçekleştiriyorum. Yarın dönüyor Sinem ve Cuma günü sizinle tekrar aynı formatta birlikte olacağız. Bugün ben Kaan Saraydın'ı ağırlıyorum. Kaan hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Doğrusunu söylemek gerekirse bizi seyredenler her ne olursa olsun döviz kurlarındaki seyri, enflasyondaki genel sıkıntılı gidişi ve başlıkları dikkatle takip ediyorlar. Bir yandan da seçimler var. Herkes merakla 7 Haziran'ı bekliyor. Ama bunun yanı sıra biz kendi genel seçimimizde odaklanmışken, Türkiye ekonomisiyle ilgili gelişmelere odaklanmışken bir realite de var. Avrupa Birliği'nde acayip şeyler oluyor. Hatta sanıyorum yarın İngiltere'de bir seçim var. Genel seçim var. Genel seçimlerde şimdilik Başbakan Cameron iyi gidiyor gibi gözüküyor. Bakalım orada sonuçlar ne olacak. Ama Cameron'ın geçen sene G20 toplantılarında yaptığı bir uyarıdan hareketle sen diyorsun ki arkadaş bak bu gündem kaybolmasın, bunları kaçırmayalım. Avrupa'da arka arkaya bazı ülkelerde bazı bankacılık kararları alınıyor. İzinle onunla başlayalım. Hı hı. Ondan sonra geçen yani dünü nasıl kapatmışız piyasalarda, bu sabah nasıl başlıyoruz ve Tuncay Turçucu'ya integral menkul değerlere bağlanacağız. Ama önce senden bir genel giriş alalım, sonra evet, diğer rakamlara bakalım. Şimdi yarınki seçimler İngiltere'de çok büyük bir gündem Avrupa'da. Cameron'un hükümeti şu anda son anketlere göre az daha başa baş gidiyor. Biraz ileride gözüküyor ama bu yeterli değildir. Çünkü karşısına çıkacak Labour Partisi de güçlü gibi gözüküyor. Ondan koalisyon nasıl olur, hükümet nasıl kurulur bir soru işareti var İngiltere'de. Şimdi İngiltere'de bildiğim kadarıyla Muhafazakar Parti ile Liberal Parti'nin ortak bir şeyi vardı, koalisyonu vardı. Evet. Ama sen İşçi Partisi'nin de bir zamanlar özellikle de Tony Blair döneminde ciddi bir iktidar dönemi yaşamış olan İşçi Partisi'nin de Muhafazakar Parti'yi zorladığını söylüyorsun. Ama çok büyük adımlar atacaklarını orada da vaat ettiler. Biz de NASA'ya birçok şeyler vaat ediyorsa. İşçi Partisi vaat etti. İşçi Partisi. Bunlar ekonomik anlamda çok büyük değişikliklere yol açar. Yani hem bankacılık yasasında hem de dediler ki İşçi Partisi biz gelirsek dediler İngiltere'nin Avrupa'da bir özel statüsü vardır. Vergi anlamında yabancı olarak orada yaşadınız mı? 15 seneye kadar yaşadınız mı dışarıdan yurt dışından olan gelirleriniz vergilenmiyor. Ondan evet, bütün zengin Arabı, Rusu, Çin'i hepsi orada kim emlak biliriz alıyor. Adamların hepsi evleri orada vardır, bartları tabii, tabii vardır, paraları geliri vardır. Geliri yurt dışından geliyor, vergilenmiyor. Bunu kaldırmak istiyor. Bu 200 yıllık bir gelenektir İngiltere'de. İngiltere ekonomisi için çok önemli. Ondan yarınki seçimde belki çok önemli. Belki İngiltere'ye ciddi sermaye girişini de sağlayan bir gelenek. Kesinlikle dolayısıyla öyle. İşçi Partisi iktidarın bir parçası olup ben bunu ille yasalaştırıyorum dediğinde bu belki de İngiltere'den bir sermaye çıkışına da sebep olabilir. Aynen öyle ve son aylarda ev fiyatlarında ve ev transaksiyonları satışlarda bilhassa Londra'nın lüks semtlerinde bir durgunluk yaşanıyor bunun yüzünden. Çünkü millet diyor ki arkadaş böyle bir düzenleme olursa bizim için İngiltere'de vergi avantajı kalmayacak. O zaman ben bir Körfez bölgesi insanı olarak, bir Arap vatandaşı olarak ya da bir Rus olarak benim Londra'da ev sahibi olmamın bir avantajı kalmadı. Aynen öyle. Aynen öyle. Bu çok önemli bir konu. Onun dışında bankacılık yasalarında demin değindiğin gibi hocam Cameron, şimdi İngiltere Başbakanı Kasım ayının sonundaki G20 toplantısında geçen sene bir kapanış konuşması yaptı. Avustralya'daki son toplantı, evet, bize dönem başkanlığı geçmezden önce. Aynen öyle. Oradaki kapanış konuşmasında bilmiyorum pek fark edilmedi herhalde bir konuşma yaptı. Öyle bir içeriği vardı ki dedi ki karşımızda en kısa zamanda çok büyük bir ekonomik fırtına geliyor dedi. 2007 ile 2009'dan daha büyük bir fırtına dedi. Bunlar yani önemli ve ağır çok uyarılar. Çok ağır uyarılar. Ve dedi bunlara önlemler almamız, hazırlanmamız gerekiyor diye bir konuşma yaptı. Bunun arkasında neler oldu? Şimdi bakarsanız negatif faiz dünyası çok ciddi bir anlamda Avrupa'daki devlet tahvillerinin %30'u negatif faizden işlemeye başladı. Bir. İki. 5,5 trilyon dolara eşittir bu rakam. Büyük bir rakam. Ne demek negatif faizi konuşurken? Banka sizin yatırdığınız tasarrufunuza negatif faiz işliyorsa, yani
sen para yatırıyorsun, üstüne mevduatına bir de sen bankaya faiz ödüyorsan bunun daha hazım edildiğine inanmıyorum. Bu aslında anlaşıldığını da zannetmiyorum. Tabii tabii, anlaşıldığını da zannetmiyorum. Anlaşıldı zannedilmiyor ve ama bakarsanız rakamlara, Avrupa'da bunu çok yakından, Draghi'nin en büyük sorunlarından biri aslında, konuşmasa da para çekiliyor bankalardan artık. Nakit tutuyor. Çok büyük parası olan insana parasını çekiyor. Niye bankada tutayım diyor, o parayı ödeyeyim diyor. Çekiyor, bir yerde saklıyor, muhafaza ediyor. Bu aynı zamanda da paranın el değiştirmesini süratı 2007'den bugüne yarıya düşmüş. Bunlar çok büyük risk sinyalleri ve bunları biraz sonra da iyice derinle açıklamak isterim. Hep dediğim gibi aynısını tekrarlamak istiyorum. Çok az zamanımız kaldı. Vaktimiz çok az. Şurada 4,5-5 aylık bir dönem görüyorum ben hazırlanmak için. Dolayısıyla bir fırtına geliyor. 8 Haziran'da Türkiye'de kim iktidarı alacaksa, diyelim ki AK Parti tek başına iktidar oldu. O zaman bugüne kadar işte mevcut AK Parti'deki ekonomi yönetiminin bildiği, çünkü Y20 toplantılarına katıyorlar, bildiği bütün bu veri setiyle acayip bir hazırlıkla bence başlamak gerekiyor. Burada küçük bir es verelim. İzninle dün piyasaları nasıl kapatmışız, bu sabaha nasıl başlamışız, ardından da integral menkul değerlerde Tuncay Turşucu'nun yorumlarını alalım, sonra tekrar seninle kaldığımız yerden devam edelim. Tamam hocam. Rakamlara bakıyoruz. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü bir önceki kapanışa göre %0.76 düşüşle tamamladı. Endeks 638.25 puanlık düşüşle 83.380 puandan kapanırken toplam işlem hacmi ise 3,5 milyar lira oldu. Serbest piyasada dolar 2.70.31, euro 3.03.66 lira oldu. Euro dolar paritesi 1.12.26, sepet kur 2.87 seviyesinde. Uluslararası piyasalarda altının onzu 1195 dolar 83 sentten işlem görüyor. İstanbul Kapalı Çarşı'da dünkü kapanışta 24 ayar külçe altının gram satışı 103 lira 92 kuruş, Cumhuriyet altınının satışı 701 lira 7 kuruş, çeyrek altının satışı ise 170 lira 39 kuruştan gerçekleşti. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 68 dolar 42 sentten işlem görüyor. Evet, enflasyon rakamlarını biliyorsunuz. Nisan ayında enflasyonun yumuşamasını beklerken tam tersine 7,91'i gördük ve neşeler biraz bozuldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bundan sonra nasıl bir strateji izleyeceği merak ediliyor. Bu merak edilirken de enflasyonun beklenenden kötü çıkması bir miktar Türkiye'de kurlara da faiz oranlarına da yansıdı. Acaba yurt içi piyasalardaki genel atmosfer nedir? Avrupa'daki gelişmeler nasıl takip ediliyor? Sterlin ve Euro dolar karşısında şu anda nasıl bir seyir izliyor? Bu konularda her zamanki gibi bizi önemli ölçüde bilgilendirecek birisiyle beraberiz. İntegral Menkul Değerler'den Sayın Tuncay Turşucu. Tuncay merhaba. İyi günler hocam, günaydınlar. Ben izninle böyle soruyu genel toparlayarak sana aktarmak istedim. Hemen seni dinliyoruz. Evet, yani aslında bizde ılımlı bir hava var, ancak çok da sınırlı ılımlı bir hava var. Endeksimize bu yansımıştı bir süre önce. Endekste çok hızlı bir yükseliş oldu ama ardından da hemen realizasyonlar var. Çünkü bir kırılganlık var. Bu rallinin çok daha fazla, çok daha yüksek bir seviyeye gitmesine yönelik çok fazla ümitler yok gibi. İlk başta şu şekilde bir yorum yapmak mümkün. Gelişen ülkelerde aslında son bir aydır önemli bir yükseliş var, ralliler var. MSCI endeksinde mesela iyi bir yükseliş var ama endeks olarak biz bundan çok fazla faydalanamadık. İlk ay zaten negatif olarak etkilendik. Negatif bir ayrışmamız oldu bu kurun hareketinden ötürü. Son bir haftadır işte paralel bir şekilde hareket ediyoruz. Onun sayesinde de endeks 83.800'ün üzerine yükseldi ve daha da yukarıya gitti. Ancak 87.000'lerin de çok daha üzerine de yükselemiyor ve satışlar var. İkinci bir etki de bankaların 3 aylık bilançolarını aldık. Beklentilerden çok çok kötü sonuçlar değil. Hatta çoğu, yani büyük bankaların hemen hemen hepsi aşağı yukarı beklentileri
karşılayan şekilde sonuçlar ilan ettiler. En azından endeksin şimdiki seviyesini force eden sonuçlar oldu. Bu da endeksin olumlu bir hareket etmesinde de faydalı olduğunu sanıyoruz. Ama geldiğimiz yerde bilançolar bitti, ilan edildi. Bu beklentiler sona erdi. Onun verdiği bir realizasyon var. İşte dün S&P endeksinde sert bir realizasyon oldu. O biraz endeks için, satış için bir bahane olarak ele alındı sanıyoruz. Bunun da etkisiyle beraber 83.800 olarak izlediğimiz ve önemli olduğunu da sürekli ifade ettiğimiz seviyenin altında bir kapanış yaptık. Başkaca söyleyeceğimiz çok fazla bir şey yok endeksle ilgili çünkü yani realizasyonlar var. Çok da güçlü değil. 83.800 üzerine yerleşmediği sürece de aşağı yönlü hareketler de olabilir. Buyurun. Tuncay şunu sorabilir miyim? Eğer 8 Haziran sabahı bu genel seçimler nedeniyle şu anda yatırımcılar nezdinde oluştuğunu hissettiğimiz belirsizliği ortadan kaldıran bir seçim sonucuyla 8 Haziran pazartesi sabahına başlarsak şu anda fazlaca primlenmemiş olan borsa endeksinin yukarı doğru bir hareket yapabileceğini de ifade edebilir miyiz? Böyle bir potansiyel var mı? Edebiliriz ama siz az önce soruyu sorarken çok sihirli bir sözcük söylediniz. Fazlaca yükselmemiş olan diye şeklinde. Eğer 8 Haziran sabahı da hala elimizde yükselmemiş bir endeks varsa o zaman güzel bir yükseliş, güzel bir ralli yaşama olasılığımız var. Rahatlama rallisi olarak ifade edebiliriz. Ama zaten şu veya bu sebepten ötürü çok hızlı bir şekilde yükselmiş bir endeks olursa ki ben öyle bir tahminim şahsen yok açıkçası. Ama oldu ki oldu öyle bir ralli şeklinde gittik. O zaman tabii belki de realizasyonlarla karşılaşacağız. Sihirli sözlük endeksin yükselmemiş olması bu şartlarda olabilir. O zaman istersen çok az bu paritelerle ilgili de görüşünü alalım. Ondan sonra Kaan Saraydın'a dönelim. Evet, yani çok genel bir şekilde benim izlediğim manzara şu. FED toplantısı oldu. Pek çok yorumlar var. Yorumların hepsinde Haziran ayı faiz olayı hala masanın üzerinde şeklinde hep yorumlar yapılıyor. Ama paritelere izlediğinizde bir euroya, bir sterline baktığınızda veya bir dolar endeksini ele alıp incelediğinizde oradaki fiyatlamalar bunun tam zıttı yönde fiyatlamalar olduğunu ben izliyorum. Yani şu anki fiyatlamalarda çok fazla Haziran ayında faiz arttırımına yönelik bir beklenti mevcut değil. Daha bir rahat. Sanki doların güçlü seyri açısından birkaç ay soluklanma olacakmış gibi bir beklenti var ve o yönde fiyatlamalar var. Bu da benim ilgimi çeken önemli bir nokta. Bunu da söylemek isteriz açıkçası. Çok çok teşekkür ediyoruz. Başka yayınlarda tekrar buluşmak dileğiyle. Kaan'cığım, burada şimdi tabii kritik olan konu şu. Biraz evvel sen de belirttin. Negatif faiz. Dolayısıyla vatandaş Avrupa'da diyor ki arkadaş, yani ben bankada tutacağım parayı. Mevduatıma az da olsa bir getiri elde edeceğime tam tersine bir de üstüne para koyacağım. O zaman ben bankadan para çekerim. Anladığım kadarıyla şimdi Avrupa'da biz kendi gündemimizden fark etmemiş olabiliriz. En azından ben mesela kaçırmışım. Aslında olmaması lazım ama bir şekilde ben de kaçırmışım gündemin yoğunluğundan. Bazı tedbirler başlamış galiba. Evet, şimdi şöyle açıklayayım önce, bir giriş yapalım bu konuya. Hocam şöyle bir durum var. Ekonomik döngülerde ve bunu ciddi anlamda birçok devlet dünyada çok yakından takip ediyor. Kendim seyahatlerimde gördüm yıllar içinde ve son aylarda bilhassa devlet büyükleri dünyada bunu biliyor ve bakıyorlar bu konuya. Bu sene Eylül ayının sonuna doğru öyle bir yoğunlaşma var ki, tarihi bir yoğunlaşma ekonomik döngülerde. Her şey ve bütün alınan kararlar da bu sene için açıklananlar hepsi Eylül ayında. Ben FED faiz artışını Eylül ayında olmasından hiç şaşmam mesela. Hepsi bir üst üste geliyor ve Eylül ay sonunda öyle bir sinyal veriyor ki bu sene döngüsel anlamda, yani büyük fırtınanın kopacağını görüyoruz. Şimdi şunu ona göre de diyorsun 4-4,5 ayımız var Türkiye 4-4,5 olarak. 4-4,5 ayımız hazırlanmamız aman, gerekir. Aman seçimler bittikten sonra 8 Haziran sabahından itibaren
çok hızlı bakanlar kurulu oluşması, çok hızlı ders çalışma. Aynen. Tüm Temmuz Ağustos ayını, Ramazan'ı gayet iyi değerlendirin diyorsun ve Eylül'e biz hazırlıklı girelim. Çok doğru söylediniz ve şöyle bir şey uyarı olarak kabul edilirse şunu söylemek isterim. Sayın Babacan'ın bundan haberdar olduğuna inanıyorum. Çünkü G20 toplantılarının hepsine katıldı. Kendisi biliyor, bu konular oralarda konuşuldu. Hep kapalı kapılar arkasında bu konu çok ciddi konuşuluyor. Ve kendisi de sürekli yıllardır diyor büyük bir fırtına gelmek üzere hazırlıklı olalım diye. Ben hep takdir etmişimdir bunu. Yalnız ekonomi yönetimi değişecek biliyoruz. Nasıl olacağını bilmiyoruz. Kimler geleceğini bilmiyoruz şu anda. Ve bunlar buna hazırlıklı olsun lütfen. Çünkü kimse bilemezdi, oldu birden küresel kriz geldi derseler kusura bakmayın onu ben kabul edemem. Çünkü gerçekten bir şey geliyor. Bakın Fransa karar aldı. Eylül ayından itibaren Fransa'da kendi hesabınızdan... İzleyicileriniz bu noktaya lütfen dikkat etsinler. 1000 eurodan fazla günde çekemeyeceksiniz kendi hesabınızdan. Bu acayip bir durum onlar. Çok acayip bir durum. 5000 eurodan fazla transaksiyonlarda açıklamalarınızı yapmanız lazım, belgelemeniz lazım. Yani neden? 5000 euro bir yerden bir hesaptan bir hesaba 5000 euro havale veya EFT yaptığında bunun nedenini açıklayacaksın şimdi diyor. İtalya'da da 3000 euronun üzerinde çekilemeyecek. Bu da en kısa zamanda Eylül'den önce bile başlıyor. Almanya'da bunun üzerine daha ciddi çalışmalar var, açıklama yapacaklar. Şimdi bakın bunlar tedbir almak istiyor. Ama bir şey söyleyeyim mi? Çok yanlış tedbir alıyorlar. Faydasız ve yanlış. Aslında ne yapmaya çalışıyorlar? Ekonomik bir totalitarizme doğru gidiyorlar. Burada tersine mevduat sahibini korkutur. Korkutur. Yanlış şeyler, tedbirler ve ne demek? İki anlamı vardır. Ya benim parama el koymak istiyor devlet korkusu olur ya da bir şey gelecek param gidecek korkusu. Bunların hepsi ters tepeceğine inanıyorum. Ve bakarsanız son günlerdeki piyasalarda Avrupa'da Sayın Draghi'nin kepazelik diyorum ve her zaman da arkasında duracağım. Quantitative easing, parasal genişleme hiçbir faydası yok bu sorunlara karşı. Devamlı hazine bonolarını aldı devlet tahviller ne oldu? Son günlerdeki yükseliş bakın şöyle görün. Herkes yanlış yanaşıyor. Son günlerdeki Alman tahvilinin faiz getirisindeki hareket tarihi en büyük hareketti. 7 bas puandan 100 binde 7'den 1000'de 3'e gitti. Bunu bir anlamak gerekir. Bu hareketi yüzdesel olarak bakarsanız korkunç bir hareketti. Ve spreadlerde büyük bir risk geliyor. Ama anlamıyor insan tabii diyor. Ya 0.08'den 0.3'e gitmiş ne olmuş? Öyle değil ama fark etmez ki. Bu işlemlerin milyar trilyon dolarlar düzeyinde yapıldığını dikkate aldığında ortaya acayip rakamlar bravo çıkıyor. Bravo ve orada bir şey hazırlanıyor. Yani piyasada belirli bir risk algısı başlıyor. Yoktu önceden çünkü ne vardı? Garanti opsiyonum var. Merkez Bankası zaten alıyor derken risk algısı diye bir şey kalmadı. Burada ekonomik anlamda çok büyük bir hata yapıldı. Risk algısını yok ettiler zaten FED var zaten Avrupa Merkez Bankası ve kendilerini tarihi tuzağa soktu bu merkez bankaları. Ben çok büyük endişeyle yanaşıyorum. Eylül sonu Ekim başında bir şey olacak şunu da anlayalım. Dünya battı borsa %50 düştü onu demiyorum ben. Bir olay olacak. O güven krizine yol açacak. Ondan sonraki gidişatta bir güven krizi başlayacak dünya. Güven krizi de borç piyasalarını alakalandırır. Borç piyasalarında boyutunu bilmiş olalım. 150 trilyon dolar artı 450 trilyon dolarlıkta üstündeki türev araçları. Yani bunu hiç kimse dünyanın hiçbir merkez bankası müdahale edemez. Onu bilmiş olalım. Yani bir iki bankanın batmasıydı. Lehman krizinde gibi kurtaracaklar gelecekler. Umuduna kapılanlar saflık yapar, naiflerdir. Onu söylemek istiyorum. Şu anda bu konular konuşulmuyor. Avrupa çok ciddi anlamda burada hazırlıklar yapıyor. Bakarsanız dünyadaki olaylarda bunların gerçekten her platformda konuşulmaya başladı ve çok çok ciddi toplantılar başlıyor. Mayıs ayının sonundan itibaren Ekim'e kadar hep bu konu konuşulacak dünyada. Hep uzmanlar çağrılıyor. Ne yapalım diye biliyorlar bir şeyin geldi. Bakın IMF Eylül ayında gene Eylül çok enteresan bir şekilde çok önemli bir döviz toplantısı yapacak. Ekim ayında da dünyada dolara alternatif olarak bir yeni rezerv dövizi. Ben SDR'ları demiyorum özel çekim hakları onlar zaten var bir sanal bir döviz olarak. Yeni bir şey sunmak istediklerini söylüyorlar. Ve bakarsanız bunların hepsi yıllardır konuşuluyor. Anka kuşunu bile örnek olarak kullanmışlardır bu konularda yıllardır hep bakarsanız Times'ta, Economist'te falan. Yıkım gerekecek ki bir yeni anka kuşundan yeni bir tane yani, düzen sunmaya. Kendi küllerinden yeniden doğan anlamında. Aynen. Yani önce aynen bir yıkım olacak
sonra oradan tekrar yeni bir sistem doğacak anlamında. Hocam çok önemli konular var. Her şey yüzümüzün önünde, gözümüzün önünde tutuluyor da insanlar ama hep güncel hayatlarında belli gündemlerle, polemiklerle göremiyor. Gözünün önünde. Club of Rome 1968 yılında kuruldu. Bilirsiniz hepiniz ekonomik bir kuruluştur. Çok önemli bir düzeyde bir kuruluştu. Dünyayı yönetir aslında bu konularda. Çünkü gerçekten oradaki alınan kararlar da uygulanmaya geçer. Club of Rome genelgesinde şöyle bir şey yazdı. 1968 yılında bugüne bakarsanız bunu yaşıyoruz aslında. Diyor ki teknolojik gelişme artışını, gelişmesini istiyoruz. Post endüstriyel yani post sanayi, sanayi sonrası devrimi. Şu anda 2000 yılından başladığımız bileşim devrinde aslında. Onu diyor. Ama ve lakin aynı zamanda da ekonomik durgunluk istiyoruz. Bu neden deniliyor? Ekonomiler bakarsanız yıllardır aslında büyümüyor. Deflasyoner sorunlar var. Büyümeler hepsi, ben hepsini sorguluyorum. Amerika'yı da herkese yine söylüyor. Amerika büyümüyor. Bu bir hata. Yok, keyifsizliği gittiğimiz zaman görüyoruz. Bütün büyük yatırımcılar, milyarderleri, iş adamlarını konuşun, bakın ne yazdıklarına. Yok diyorlar. Ekonomisi büyümüyor. Son ayda 6000 tane büyük zincirlerin şubesi kapatıldı. Yani Walmart, Mallwart gibi şimdi markaları konuşmayalım ama hep 6000 tane birden kapatıldı Amerika'da. Azuzda değil. Yani burada ne oluyor? Bir soru işareti var. Ama Fed ne diyor? Fed'den zaten sürekli, ben buna da çok karşıyım. Bir Merkez Bankası içindeki insanlar sürekli ikide bir söz etmesini çok yanlış buluyorum. Bu da değişmesi gerekir. Gene çıktılar son günlerde. Yok efendim işsizlik oranı 5'lere doğru da gidebilir. Çok hızlı olabilir. Ne demek istiyor yani? Aslında ne diyordu? 5,5'ları gördük. Altında faiz artırımı düşünüyordu. Bence faiz artırımı geliyor. Yani o masadan kalkmadı. Öyle bir şey söylemediler. Ama şu anda piyasa ne diyor? Gelecek de Haziran'da gelmeyecek. Ama Eylül'de her şey birden geldi mi? Ne olacak dedim. Bu konuyla ilgili hocam çok konuştum bugün de kusura bakmayın. Zamanımız az. Çok konular var. Gelecek günlerde ve haftalarda da birçok yerlerde bu konuşmayı yapacağız. Seminerlerde falan. Şöyle bir olay var. Herkes altını soruyor. Altın beni korur mu bu durumda? Size bir gerçek anlatayım. Altın şu anda bile sizi koruyor. TL olarak mesela. TL olarak altın çok yükseliyor. Çünkü dolar üzerinden hesaplandığı için dolar yükselişi sayesinde altın sizi şu anda koruyor. Altın nedir biliyor musunuz aslında? Altın güvensizlik ortamında yönetim ve hükümet güvensizliğine, ben burada sadece Türkiye kasırıya konuşmuyorum, küresel konuşuyorum. Yok yok, küreselden küresel bahsediyorum. Güvensizliğine karşı bir sigortadır. Şimdi ne oluyor? Güven krizi ortamına girersek bunu da doların daha da şiddetli yükseleceğine inanıyorum. Bu yolda gelecek aylar içinde bunu hiçbir şey yatırım yorum tavsiye olarak konuşmuyorum burada. Benim kendi ekonomik yorumum olarak doların gidişatını yıllardır yükseleceğini söylerken herkes mümkün değil derken oluyor ve oluyor gene bakın zirvelerde devam edecek. Ve deminki arkadaşın söylediği doğru, dolar endeksinde bir gerileme oldu son günler ama o çok iyi, çok doğal. Çünkü daha hızlı yükseleceğinin işareti. Uluslararası raporlar zaten diyorlar ki aman ha bakın. Bu dolardaki kaçınılmaz yükseliş öncesinde eğer hala bir miktar dolara geçmediyseniz bir fırsattır. Aynen. Sakın bunu atlamayın. Ondan sonra dolar esas büyük çıkışa başlayacak. Şimdilerde dolara girdiniz gibi yorumlar şu anda raporlar başladı piyasada. Ben de şöyle görüyorum, trend bitmedi. Bana hep soruldu mu ya doları buradan alayım al. Kardeşim trend devam ediyor. Yıllardır söylüyorum trend devam ediyor. Devam edecek, hızlanacak. Bu dolar hızlanışı bir yere kadar gidecek, o güven krizinden birlikte çok büyük bir risktir bu. Dünyada güven krizini daha da tetikleyecek. Çünkü bütün gelişmekte olan ülkeler bu bol paradan borçlandı dolarla. Biz de mesela özel sektörümüz biliyorsunuz ve bu dolar artışını taşıyamayacak da büyük sorunlar yaşanacak borç anlamda. Ve orada bir yerde... Veya bunu çözmek için G20 oturacak, yeni mekanizmalar oluşturacak. Örneğin Asya'da... Yeni bir yatırım ve altyapı destek bankası, atıyorum İslam ülkelerinde Endonezya Türkiye'nin önderliğinde İslam Kalkınma Bankası'nın desteğiyle katılım bankalarına destek anlamında bir mega bank. Anladığım kadarıyla hı hı. Bunun da şu anda bir altında şey var. Yani KOBİ'lerin ve özel sektörün finansman desteğinden mahrum kalmaması için dünya bankacılığı bir tökezleme yaşayacaksa
Anladığım kadarıyla buna yönelik bir hazırlık yapılıyor Kaan. Ne dersin bilmiyorum. Kesinlikle yapılıyor. Gördün zaten o AIIB Bankası'ndan Çin'in kurduğu o IMF ile Dünya Bankası'na karşı organizasyona İngilizler, Almanlar, Avusturyalılar bile üye oldu. Avrupa'nın aynen çoğu. Aynen öyle. Biz de ama Japonya ile Amerika'yı almadı. Türkiye'yi aldı ama onları almadı. Onları mi? Almadı. Zaten onların organizasyonuna karşı bir kuruluştur. Bunların hepsi bir hazırlık. Aynen. Böyle anlamamız lazım. Aynen. Hepsi bir hazırlık. Gelen bir fırtınaya karşı ve aynı zamanda hazırlık dışında büyük transformasyon dediğim kelime, yıllardır sohbetlerimizde de bunu paylaşıyoruz. Büyük bir eksen kayması yaşıyor bu dünya. Ama yine söylüyorum, bunlar süreç. Bir insan hayatı kısadır. 70 yıl, 80 yıl. Bizim için bir süreç 20 sene sürdü mü aman aman çok uzun diyoruz ama öyle değil. Tarihin içinde bakarsanız bu sürecin ortasındayız ve eksen kayıyor. Batıdan doğuya dediğin şeylerine katılıyorum. Bütün bu hazırlıklar yapılıyor. Yeni bankalar, yeni sistemler oluşacak ama bundan önce büyük bir patlama diyelim. Big Bang gibi zamanındaki hani teoride, fizik teorisinde olduğu büyük patlama gibi bir şeyin önümüzde bu geliyor. Ve altın, bakın döngüsel anlamda bakarsam altın dolar anlamında şu andakinin 4 katına kadar gidebileceğini gösteriyor. Döngüsel anlamda. Yani diyorsun ki şu anda 1198 dolar diyelim altının bir onsu. Kabaca 23,5 grama geliyor ya da 24 grama geliyor. Hani vatandaşımızın gözünde canlandırması açısından. Senin ifaden ne? O zaman bu 1200 dolardan örneğin 4000 dolarlara falan gidebilir. 4000-5000 dolar arasında döngüler gösterir ama şunları anlamak lazım. Bunu derken bugün aldım 5000'e gidecek diye değil. Bakın, değil tabii ki. Sen 5000 dolar. Periyottan bahsediyorsun. Bravo. 5000 dolar. O anlamda dolar nerede olacağını bilemiyoruz. Bu belki 5 yıl içinde 5000 dolara gitti ama dolar da belki o sırada çöküşe geçecek. Çünkü dolar, benim beklentim şudur. Dolar şimdi en büyük rallisini yaşayacak tarihteki. En büyük rallisini yaşıyor. Belki 1,5 sene mi yaşayacak anlamında söylüyorsun? Ya onu kestirmek çok zor. Çünkü o güven krizi, ben korktuğum Avrupa'dan başlayacağı ama dünyayı çok kısa zamanda saracağı, dolar da yükseleceği o sırada Avrupa'da olmasından birlikte ve gene bir başka borç piyasalarında güven krizini tetiklemesi, çünkü dediğim gibi özel sektörün borçlanması, gelişmekteki piyasanın vesaire derken o sırada dolar yükselecek bir tepe yapacak. O tepeden tarihi bir çöküş gelmesini de bekliyorum. İşte orada sizin elinizdeki altın 5000 dolar bugünkü parayla ne ifade edebileceğini tam söyleyemem ama dolara karşı korur, dolardaki zarara karşı öyle söyleyelim. Yani ben öyle bekliyorum. Ondan nominal bakıp da vay bugün dolar 2.70, 1200'den aldım. O 5000 oldu mu dolar 5 olur. Şu kadar öyle hesaplama. Kesinlikle. Belki 5000 olduğunda dolar gene 1 olur. Bilemeyiz. Evet. Ben onu demek istiyorum. Bir sigortadır altın. Ama mantıklı bir yatırımdır uzun vadede. Şunu da söyleyeyim ama bu kısa dönemde gelecek aylar içinde daha dip yaptığını da görmüyoruz altında. Her şey olabilir. Fed bir faiz artışı yapar. Dolar yükselir ve altın çöker. Çöker. Çünkü ama diyorsun ki eğer altın çökerse alım fırsatı. Bunu atlamayın ve mutlaka bir alım fırsatı olarak bunu değerlendirin diyorsun. Öyle düşünüyorum. Altını binlerce yıldan beri insanoğlunun en kritik önemdeki geleneksel yatırım aracı olarak bir tarafta tutmayı ihmal etmeyin diyorsun. Onu söylerken de şunu da söylemek istiyorum. Ben eminim ki o dönemde de oraya girdik mi o sürecin içinde de şöyle yasalar gelecek. 1930'lu yıllarda Roosevelt'in yaptığı gibi altın sahip olmasını yasakladı. Kendi halkına 1970'lere kadar böyle Amerika'da ondan büyük bir altın yatırım kültürü yoktur. El kondu devletten belirli bir fix fiyattan, vermeyenlere hapis cezası bile vardı. Düşünün. Şimdi bunu yapar devletler, yaparlar. Neden biliyor musunuz? Hepsi hata yapıyor. Hep vergi yükseltme, her şeyden bir harç kesme, her şeyi yasaklamak, engellemek tamamen yanlış bence ekonomik anlamda. Bunların hepsi totaliter bir komünizme gidiyor. Ben öyle diyorum. Totaliter bir komünizm, totaliter bir ekonomi. Şu anda da en ileride gelen insanlar, mesela Rogoff gibi insanlar, kriz uzmanı olan bir profesör, çok ünlü kitabı var, hepimiz tanırız. Son iki cümleni almam evet, gerekiyor. O bile şu anda çıkıyor, devamlı böyle şeylerin hakkında konuşuyor. Yani insanları devamlı kontrol altına almak, para akışlarını kontrol altına almak, nakit parayı kaldırmak, ben bunların hepsinin ters tepeceğini bekliyorum. Yanlış bir yol. Senin dediğin gibi eksen kaymasından birlikte belirli alternatifler olacak ve yeni güç ve finans merkezleri kayacak. Öyle bekliyorum. Çok önemli noktalar. Demek ki 8 Haziran'da biz genel seçimleri tamamladıktan sonra bizi 2,5 ay bakanlar kurulunu kurmak dahil yeni büyüme modeli, bu küresel sistemde ortaya çıkacak olan meseleler için çok hazırlıklı olmamız gereken bir dönem bekliyor. Kaan çok teşekkür. Bakalım Sinem'in yurt dışındaki
tespitleri nedir? Belki onu da cuma günkü yayında ondan dinleme şansımız olur. Belki ben onu zorlarım, sen otur ben bu tarafa diye, bakalım ne olacak. İnşallah. Şimdi bir haber turumuz var. Haber turumuzdan sonra yayınımızı Finans Ekspresi tamamlamış oluyoruz. Ve ardından da yine haberlerle devam edeceğiz. TVNet'ten ayrılmayın. Şimdilik hoşçakalın. Amerika Birleşik Devletleri'nde dış ticaret açığı Mart ayında 51.4 milyar dolara çıkarak Ekim 2008'den bu yana en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Ekonomistler Mart ayında beklentinin üzerinde artan dış ticaret açığının ülkenin batı kıyısındaki limanlarındaki grevlerin sona ermesinden kaynaklandığını belirtirken verinin gelecek aylarda istikrar kazanacağı öngörüsünde bulunuluyor. Çin Ticaret Bakanlığı bazı ülkeler tarafından para birimlerine değer kaybettirilmesinin yuan'da keskin bir yükselişe neden olduğu ve bunun da Çin ihracatının rekabet gücünü düşürdüğünü açıkladı. Bakanlık para birimlerini zayıflatan ülkelerin isimlerini sıralamazken Çin'in yuan'ı sabit bir seviyede tutacağına dair söz verdi. İngiltere'de inşaat sektörü aktivitesi Nisan ayında son 22 ayın en düşük seviyesine indi, 54.2'ye geriledi. Nisan ayı verilerini değerlendiren Market kıdemli ekonomisti Timur, genel seçimin ekonomik belirsizlik oluşturduğunu vurgulayarak, inşaat şirketleri bütçe düzenlemelerini erteliyor ve inşaat projelerine ayrılan kısmı azalıyor dedi. Avrupa Birliği Komisyonu Türkiye'nin bu yıl 24 AB üyesinden hızlı büyüyeceği öngörüsünde bulundu. Avrupa Birliği Komisyonu'nun açıkladığı bahar ekonomik tahminleri raporunda Türkiye ekonomisinin bu yıl %3.2 ve gelecek yıl %3.7 oranında büyüyeceği öngörüldü. Türkiye'de kamu finansmanının istikrarlı ve sürdürülebilir olduğu belirtilen raporda geçen yıl %1.3 düzeyinde çıkan bütçe açığının resmi hedeflerin altında gerçekleştiği ve bu başarılı sonucun özelleştirme gelirlerinin yardımıyla elde edildiği bildirildi. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC üyeleri arasında kutuplaşma 5 Haziran'daki kritik toplantı öncesinde devam ederken kartelin üretimi kısma kararı almasının zor olduğu bildirildi. İran'la yapılan nükleer müzakerelerin 30 Haziran'da olumlu sonuçlanması durumunda ülkenin üzerindeki yaptırımların kaldırılarak petrol ihracatının artma olasılığı da OPEC üyelerini endişelendirmeye devam ediyor. Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın petrol ihraç eden ülkeleri bütçelerini ayarlamaları ve harcamalarını kısmaları yönünde uyarıldı. Söz konusu uyarıyı Uluslararası Para Fonu IMF yaptı. IMF, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Afganistan ve Pakistan'a yönelik açıkladığı bölgesel ekonomik görünüm Mayıs 2015 raporunda Körfez ülkelerinin geçen yıl 76 milyar dolarlık bütçe fazlası verdiğini belirterek bu yılsa gayri safi yurt içi hasılalarının %8'ine denk gelen 113 milyar dolarlık bir bütçe açığının gerçekleşebileceği tahmin edildi. Son dönemlerde artış gösteren enflasyonun baş sorumlusu olarak öne çıkan gıda grubunun enflasyon sepeti üzerindeki ağırlığı 2015 için %24.25 olarak belirlendi. Nisan itibariyle tüketici fiyat endeksi yıllık değişiminin %44.4'ü gıda ve alkolsüz içecekler grubundan kaynaklandı. Nisan ayındaki %7.91'lik enflasyona fiyatları son dönemde artış gösteren gıda grubunun katkısı 3.51 puan oldu. Milyarlarca dolarlık askeri teknoloji ve savunma sanayi pazarında ben de varım demeye başlayan Türkiye'nin en önemli fuarlarından İDEF 12. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da başladı. 2019'da denizde olması planlanan Türkiye'nin ilk milli savaş gemisi LPD'nin prototipi de savunma sanayi fuarında görücüye çıktı. Finans Ekspresi sundu.